Merhabalar, ben Onurcan Yenilmez. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Bu arada kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bir internet sitesi açıyorum ve bu internet sitesi True Crime, yani gerçek suç üzerine olacak. İşlediğimiz bu konuları makale olarak buradan okuyabileceksiniz ve sadece bunlar değil, ayrıca köşe yazıları olacak. Mesela son zamanlarda birlikte canlı yayın yaptığımız adli psikolog Sergen Kaya'nın da bir köşesi olacak. Bununla birlikte polisiye kitap incelemeleri ve film dizi incelemeleri bölümü olacak. Bu kategorilerde kendisine güvenen ve yazı yazmak isteyenler bana mail yoluyla ulaşsınlar. Videomuza başlayalım. Bugün Ant Dağları canavarı Pedro Lopez gibi bir adamı inceleyeceğiz. Çok zeki bir seri katil olması yakalanamadan uzun süre gezmesini sağladı. Ayrıca Alcatraz hapishanesinden kaçış gibi bir de hapishaneden kaçmayı başardı. O gerçekten çok kötü bir suçluydu. Camargo, 22 Ocak 1930 tarihinde Kolombiya Ant Dağları'ndaki küçük bir kasaba olan Anolayma'da yaşayan zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Daniel Camargo Briseño adında yerel bir iş adamıydı. Annesi Teresa Barbosa babasının ikinci eşiydi. Camargo'nun ayrıca babasının ilk evliliğinden doğmuş yaşça büyük bir üvey kardeşi de vardı. Camargo 2 yaşındayken annesi hayatını kaybetti. Babası hemen başka bir kadınla daha evlendi. Camargo çok zeki bir çocuktu ve okulda başarılıydı. IQ'su 116 civarında olduğu söyleniyordu. Babası da zorba bir adamdı. Camargo ailesiyle doğru düzgün iletişim kuramıyordu. Sonunda Camargo babasıyla etkileşimde bulunmaktan vazgeçti. Bunun yerine yalan söyleme, insanları manipüle etme yeteneğini geliştirmeye başladı. Bu yeteneğini babasıyla konuşmaktan kaçınmanın bir yolu olarak kullanmaya başladı. Babasıyla arası pek olmadığı için ipler üvey annenin elindeydi. Dioselina Fernandez ismindeki üvey annesi kendisini istismar ediyor ve sürekli cezalar veriyordu. Fernandez bir kızı olmasını çok istiyordu. Ama Camargo bir erkekti. Eşinin büyük kızını çok seviyor, Camargo'dan nefret ediyordu. Onu kız gibi giyindiriyordu. Hatta bunu arkadaşlarının önünde yapıp Camargo'yu rencide etmeyi başarıyordu. Bunu o kadar sık yapıyordu ki sonunda Camargo kadınlardan ve kadınsılıktan iyice nefret etmeye başladı. 1940'ların başlarında Briseño onu Bogota'da prestijli ve tamamen erkeklerden oluşan bir Katolik okuluna gönderdi. Barbosa yine akademik olarak başarılı oldu. Ancak iç savaş sırasında ailesi ekonomik sıkıntıya düşünce eğitimini sürdürme planları kesintiye uğradı. Ailesini desteklemek için kapı kapı dolaşarak satış yapmak zorunda kaldı. 1957 yılında genç bir müşteri olan Alkira Castillo ile ilişkiye girmeye başladı. Alkira bu sırada Camargo Barbosa ile aynı evde yatılı kalıyordu. İkilinin iki de çocuğu oldu. Ancak masraflar beklediğinden daha büyük çıkmıştı. 1958 yılında masrafları karşılamak üzere bir müşterisinin dükkanını soymaya karar verdi. Birkaç saat sonra tutuklandı ve hırsızlık nedeniyle az güvenlikli bir hapishaneye gönderildi. Dikkatsizlikten yararlanarak Barbosa gardiyan gibi davranarak gardiyanlarla birlikte hapishaneden dışarıya çıkmayı başardı. Eve döndü ve hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam etti. 1962 yılında Camargo başka bir kadın olan Esperanza ile tanıştı ve bu kez de ona aşık oldu. Esperanza Barbosa'nın evli olduğunu biliyordu. Bunu hiç umursamıyordu. Barbosa manipülasyon yeteneğiyle onu da ayartmıştı. Esperanza ile nişanlandıktan sonra onun düşündüğü gibi bakire olmadığını fark etti. Barbosa hayal kırıklığına uğramıştı ve nişanı bitirmek istiyordu. Daha sonra aklına daha iyi bir fikir geldi. İkna kabiliyeti sayesinde Esperanza'yı kendisine bakire kızlar bulmaya ikna etti. Böylece bu yalanı affettirebilirdi. Esperanza da görevini yerine getirmeye başlamıştı. Gidip böyle kızları buluyor ve eve getiriyordu. Daha sonra da onlara uyku ilacı verip uyuttuktan sonra Barbosa'ya sunuyordu. Bu şekilde 5 kişiyle birlikte oldular. İşlerini bitirdikten sonra kızları salıyorlardı. Haliyle hepsi kendisine geldiğinde polise giderek cinsel saldırıya uğradıklarını bildiriyorlardı. 5. olaydan sonra polisler sonunda Barbosa ve Esperanza'yı yakaladılar. 1964 yılında ikisi de 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başka bir hakim bu davayı inceleyince cezanın daha fazla olmasına karar verdi. Daniel Camargo Barbosa toplamda 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası bittikten sonra tekrar sokaklara salındı. Ancak bu ceza onu ehlileştirmek yerine
daha kötü bir insan yapmıştı. Saldırdığı insanların kendisini şikayet edememesi lazımdı. Bunun için de yol belliydi. Öldürmek. İşte hapisten çıktıktan sonra izleyeceği yol bu olacaktı. 1973 yılında Brezilya'ya gitti. Burada sahte kimlik taşıdığı için tutuklandı. Başka bir isimle seyahat ediyor ve geziyordu. Sabıka kaydının ortaya çıkmasını istemiyordu. Tabii yakalanınca Kolombiya ile irtibat kurulup bu adamın nasıl suçlar işlediği öğrenilince sınır dışı edildi. Kolombiya'ya döndüğünde bir yerde televizyon satıcılığı yapmaya başladı. 1974 yılına gelinmişti. Barbosa tekrardan Kolombiya'ya dönmüş ve suç işlemek için hazırdı. 2 Mayıs'ta bir yere televizyon götürürken bir okulun önünden 9 yaşındaki kız öğrenciyi kaçırdı. İlk önce saldırıda bulundu ve daha sonra kendisini şikayet edemesin diye canına kıydı. Bu Barbosa'nın ilk cinayetiydi. Daha sonra bıraktığı televizyonu almaya gelirken polisler bu adamı fark etti. Zaten cinayet mahalli polisler tarafından çevrilmişti. Barbosa'dan şüphelendiklerinde gözaltına almaya karar verdiler. Daha sonra cinayeti işlediği anlaşılınca 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1977 yılında Kolombiya'da bir ada üzerinde olan Gorgona hapishanesine gönderildi. Barbosa'yı kapalı bir alanda tutmak sanki imkansız bir şeydi. 1984 yılında kendi elleriyle yaptığı bir bot aracılığıyla hapishaneden kaçmayı başardı. Kolombiya'nın Alcatraz'ından kaçmıştı. Bu olay Kolombiya medyasında büyük bir ilgi uyandırdı. Yetkililer basit bir botla akıntıdan geçemeyeceğini düşünerek boğularak öldüğünü ilan ettiler. Hatırlarsanız aynısını Alcatraz'dan kaçanlar için de düşünmüşlerdi. Daniel Barbosa o kadar zekiydi ki bu yola öylesine çıkmamıştı. İçeride akıntının yönünü aylarca izlemişti. Akıntının kendisini nereye götüreceğinin hesabını çok önceden yapmıştı. Eğer her şey planlandığı gibi giderse sorunsuz bir şekilde okyanusu geçebilecekti. Planlar başarılı olunca Ekvador'un Quito şehrine varabilmişti. Buradan da Guayaquil şehrine geçti. Geldiğini 18 Aralık'ta yine 9 yaşındaki bir kızı kaçırarak belli etmişti. Bir sonraki günde 10 yaşındaki birini kaçırdı. İkisinin de hayatına son vermişti. 1984 yılından 86 yılına kadar en az 54 cinayet suçu işlediği düşünülüyor. Bunlar sadece küçük yaşı olanlar değildi. Hedeflerinde yetişkin kadınlar da vardı. Kendisine iyi bir taktik bulmuştu. Şehrin merkezinde geziyor ve gidebileceği bir kilise var mı diye soruyordu. Eğer onu kiliseye götürürlerse para vereceğini söylüyordu. Bu parayı da öldürdüğü insanların kıyafetlerini pazarlarda satarak kazanıyordu. Fakir bir bölgede genç birisine böyle bir para gösterdiğinde tuzağına düşüyorlardı. Kiliseye doğru giderken bir anda daha kestirme ormanlık bir yol olabileceğini söylüyordu. Haliyle herkes ona inanıyordu. İnanmayanları bırakıyordu. Arkada daha bir sürü kandırabileceği insan vardı. Kandırdıklarınıysa ormana götürüp önce cinsel saldırıda bulunuyor, daha sonra palayla parçalıyordu. 2 yıl içinde bir sürü insanın kaybolması Ekvador yetkililerini de harekete geçirmişti. Olaylarla ilgili doğru düzgün ipucu bulamıyorlardı. Bu yüzden çocukları kaçıran bir çetenin işin içinde olduğunu düşünmeye başladılar. Ama bu çete kimdi? Hangi çeteye operasyon düzenlense sonuç çıkmıyordu. Bu arada yetkililerin aklına yıllar önce yine Ant Dağları'nda bu eylemleri gerçekleştiren bir seri katil geldi. Pedro Lopez ondan önce benzer suçları işlemişti. Yine olayların arkasında tek bir kişi olabilirdi. 26 Şubat 1986 yılında yine birini öldürdükten sonra elinde kurbanın kanlı giysilerinin olduğu bir poşet taşıyordu. Polisler bu adamın şüpheli hareketler yaptığını görünce yanına gittiler. Poşetin içine baktıklarındaysa hemen gözaltına aldılar. Barbosa polislere adının Manuel Bulgarin Solis olduğunu söyledi. Ancak daha önceden saldırısından kaçan birisi olmuştu. O zaten polislere bu eşkalde bir adamı şikayet etmişti. Adamın adı Daniel Barbosa'ydı. Gerçek kimliği ortaya çıkınca çok fazla direnmeden tüm suçlarını itiraf etmeye başladı. Söylediğine göre toplamda 72 kişiye saldırmıştı. Cansız bedenleri nerelere attığını dahi polislere gösterdi. Mahkemeye çıktı ve suçlu bulundu. Kendisine sorulduğunda gençlerin ağlamasını sevdiği için yaptığını söyledi. Ekvador'da en yüksek ceza 25 yıldı. Garcia Moreno hapishanesine gönderildi. Burası Ant Dağları canavarı Pedro Lopez'in de yattığı yerdi. Pedro Lopez burada verilen cezasını tamamlayıp
1998 yılında serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ayrıca bir daha o tarihten sonra benzer cinayet haberi de gelmedi. Öyle ki Pedro Lopez akıllanmış olabilirdi. Eğer yaşıyorsa şu an 77 yaşında olması gerekiyor. Barbosa hapishanede kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilerden yüklü miktarda paralar istiyordu. Kendisinin popüler bir insan olduğunu düşünüyordu. Daniel Barbosa da onun gibi cezası bittikten sonra serbest kalabilirdi. Ancak o hapishanede kurbanlardan birisinin kuzeni de yatıyordu. 1994 yılında Luis Narvaez, 64 yaşındaki Daniel Barbosa'yı intikam almak istemesi sonucunda bıçaklayarak öldürdü. Barbosa'nın cansız bedenini kimse istemeyince kimsesizler mezarlığına gömüldü. Pedro Lopez'le suç benzerliği olan Daniel Barbosa'nın hikayesini inceledik. Barbosa yorulmadan 2 yıl içinde onlarca insana saldırmıştı. Hapishane onu bir türlü ehlileştirememişti. Her çıkışında yeni bir suça karışmıştı. Sonu da yine hapishaneden bir suçlu tarafından geldi. Eğer hapishanede öldürülmeseydi bugün serbest kalmış ve eğer suç işlemezse sokaklarda olacaktı. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.